Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdete min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ve umurana ila Allah. İnne Allahe basirun bil ibad. Muhterem cemaat-i müslimin, bu vaazımızda Bakara suresi 153. ayetten itibaren Rabbimizin müsaade ettiği kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Hatta 153 değil, geçen konuşmamızla irtibat kurmak üzere 151'den itibaren almamız daha iyi olacaktır. 151. ayetten itibaren Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kema ersalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Ayetler devam ediyor. Rabbimiz Teala burada bize şöyle buyurdu. Yukarıdaki ayetlerle de tabii ki irtibatı var. Nitekim biz sizden, sizin aranızdan birini size peygamber olarak gönderdik. O peygamber size ayetlerimizi okuyor, sizi her türlü günahtan, şirkten, manevi pislikten tertemiz yapıyor ve size kitap ve hikmeti öğretiyor. Ayrıca daha önce bilmediğiniz şeyleri size öğretiyor. Öyleyse ey kullarım, beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve nankörlük yapmayın. Ayet-i kerimelerin, okuduğum iki ayetin manası bu idi. Devamını da sonra okuyalım inşallah. Birinci ayete tekrar dönüyorum. Rabbimiz burada bizden birisini, yani insanlara insan olan birisini, sizden birisini peygamber olarak gönderdiğini söylüyor. Öncelikle Rabbimizin şu vurgusuna dikkat edelim. Sizden birisi, yani size gelen peygamber yabancı biri değil, kaba tabiriyle dağdan gelip ormandakini, bağdakini kovan birisi değil. Yine aranızdan birisi, yabandan gelen birisi değil, aranızdan birisi. Öyleyse bu gelen peygamberi öteki gibi görmeyin. Yine sizden biridir. Ona sahip çıkın gibi satır aralarında sanki böyle bir mana da var. Peki o peygamber ne yapıyor? Size bizim ayetlerimizi okuyor. Biz o peygambere ayetleri indirdik ve biz insanlara o peygamber ayetleri, Allah'ın ayetlerini okumuş oluyor. Yani o peygamber bu ayetleri kafadan okuyor değil, kendisine Allah Teala tarafından öylece vahyedilmiş, bildirilmiş. O da gelip size onları okuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baştan sona Kur'an-ı Kerim'i okuması, başka hiçbir mucizesi olmasa bile mucize olarak yeter. Nasıl? Bunu biz Müslümanlar pek fark etmiyoruz. Sonradan Müslüman olanlar, önceden gayrimüslimken araştıra araştıra okuyan Müslüman olanların dikkatini çekiyor. Şöyle,
Diyelim ki Kur'an'ı baştan sona okumak için ne kadar emek vermek gerekiyor? Normal olarak bir insan 2 senede hafız olur. Bir de onun sağlaması 5-6 ay sürer. Ondan sonra da her gün okumasa, belli bir periyotla okumasa, kısa zaman sonra o ayetler ona unutturulur. Buna rağmen her gün bir cüz ezbere okusa, ayda bir ezbere hatim indirse, bir bakıyorsunuz ki bir yer geliyor, takılıp kalıyor, birisinin ona hatırlatması gerekebiliyor. Peki bu durumu bir de Peygamberimiz üzerinden düşünelim. Okuma yazması yok. Bizimki şöyle önüne Kur'an açıp bakarak okuması yok. Cebrail aleyhisselam geliyor hemen, ne kadar sürüyorsa, yarım dakika, bir dakika neyse, 10 sayfayı birden veriyor, gidiyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'ın okuma yazması yok ve ömür boyu bu 10 sayfayı hiç şaşırmadan okuyor. Harf ilavesi yok, harf eksiği yok. Bir de bu bir, ikincisi esas zor olan tarafı da şu. Biliyorsunuz Kur'an bir anda bir parça olarak indirilmiş değil. 22 sene, 2 ay, 22 gün. 5 tane 2'yi yan yana getiriyoruz. Bu kadar zaman içerisinde parça parça inmiştir. İnsin diyeceksiniz. Mesela Bakara suresi 286 ayetten ibarettir. Hepsi birden inmedi diyelim. Önce diyelim ki mesela 50. ayete kadar indi. Örnek veriyorum, Bakara böyle indi anlamında anlamayın. Diyelim ki 50. ayete kadar indi. Neden sonra diyelim ki 53. ayetten 103. ayete kadar indi. Ondan sonra biraz zaman geçti, diyelim ki sondan 50 ayet indi. Aradan 1-2 ayet tekrar geldi. Cebrail aleyhisselam dedi ki bu ayetleri filan filan yerlere yerleştir. Ondan sonra Peygamberimiz yine baştan alıyor. Ayetler araya girmiş olarak şaşırmadan devam ediyor. Bir insan kendisi yazsa bile bir makaleyi, mesela 10 sayfalık bir yazı yazdığını düşünün. Hadi ezbere bir oku bakalım deseniz, kendisi yazmıştır halbuki, her seferinde başka türlü okur. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam daha önce okuduğunun arasına ayetler girdiği halde, bir sonrakinde baştan aldığı zaman o ayetleri, aradaki ayetleri de atlamadan ve karıştırmadan devam ettiği halde bir ömür 600 sayfayı hiç şaşırmadan okumuştur. Hem sadece bizim bu okuduğumuz şekliyle değil. Biliyorsunuz 10 tane imam var, kıraat imamı. Bunların da her birisinin ikişer ravisi var. 20 çeşit okuyuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları da şaşırmadan ve 600 sayfayı hiç yüzüne bakmadan, bir yerden de tahsilini görmeden, 3-4 senelik hafızlık eğitimi yapmadan bunları okuyor. İşte Rabbimiz Teala başta bunu söylüyor. Diyor ki size ayetlerimizi okuyor. Başka? Sizi her türlü pisliklerden tertemiz hale getiriyor. Bu pislikler tabii ki maddi pislikler de dahil ama manevi pisliklerdir esas kastedilen. Ki bu manevi pislikler başta şirktir, gayri İslami inanışlardır, bid'atlerdir, hurafelerdir, daha da beriye gelirseniz günahlardır. Bize yol göstermiştir. Şunlar kötüdür, bunu yapmayın. Şunlar iyidir, şuna devam edin gibi yolumuzu göstermiş ve bizi tertemiz yapmış. Başka? Size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Kitap Kur'an-ı Kerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize onu öğretmiş. Sahabe de büyük bir titizlikle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın okuduğunu ezberlemiş. Yer yerde kendilerine yazmışlar.
Ondan sonra da olduğu gibi emaneti hiç eksiksiz bir vaziyette bize nakletmişlerdir. Bir de bize hikmeti öğretiyor bu peygamber. Hikmet ne ola ki? Kitabı anladık, Kur'an-ı Kerim. Ya hikmet? Hikmet demek Allah Teala'nın bildirdiklerini eksiksiz öğretecek bir, Kur'an ve Kur'an dışındaki vahiyler. Burada buna da dikkat çekiyoruz. Rabbimiz dikkatle çekiyor. Peygamberimize Kur'an indirilmiş, Kur'an gibi başka vahiyler de kendisine verilmiştir. Allah Teala'dan verilmiştir. Bunu ne için söylüyoruz? Çünkü zamanımızda pek çok ileri gelen insanlardan bile şunu diyenler var. Vahiy sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın dışındakiler vahiy değildir. Ciltlerce hadis-i şerif vahiy eseri değil diyen birçok insan var. Peki onlar nedir? Onlar ilhamdır. Dikkat edin, siz de diyebilirsiniz ki ilhamsa ilham verilmiş ya filan diyebilirsiniz. Ne olacak vahiy demesek? Ha, bu işin ucundan büyük bir tehlike geliyor. O da şu: eğer vahiy sadece Kur'an ise ve Kur'an dışındakiler, peygamberimizin bütün sünneti vahiy değil de ilham ise, şu sonuç çıkar: bu ilham peygamberlere değil sadece, başka insanlara da verilebiliyor. Öyleyse başka insanlarınki nasıl hata ile doğru ile karışık olabiliyorsa, yani o ilham yerine göre hata da olabiliyorsa veya bizi bağlamayabiliyorsa, filan salih insana bir ilham geldi mesela, onu bağlar, beni ilgilendirmez filan diyebiliyorsak, haşa, Kur'an dışındaki sünnet de vahiy değil de ilhamdır denecek olursa, haşa, peygamberimizin sünneti beni ilgilendirmez sonucu çıkar. İşte insan bu noktaya geldi mi İslam dairesinin dışına çıkıyor veya çıkacak demektir. Çok böyle şeytanca bir ifadedir bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelenlerin hepsi vahidir. Hepsi vahidir. Rahmetli Mevdudi çok güzel bir tespitte bulunmuş. Tahrim suresinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a annelerimiz tarafından bir şaka yapıldığından bahsediliyor. Bu şaka Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmiştir. Şimdi Mevdud diyor ki bu şaka Kur'an'ın neresinde bildirildi? Kur'an'ı baştan sona inceleyin. Onunla ilgili bir haber yok. Annelerimiz kendi aralarında bir şeyler konuşmuşlar. Peygamberimizden gizli güya konuşmuşlar. Kur'an'da da diyor ki Allah Teala o konuşulanlara haber verdi. Peki ne konuştuklarını nerede söylüyor? Kur'an'ın hiçbir yerinde yok. Peki nasıl bildirdi Allah Teala? Kur'an'dan başka vahiy yoksa, Kur'an'da bildirmemiş. Başka vahiy yoksa nasıl bildirdi? Bunun cevabı yok. Ha, demek ki Kur'an dışında da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler bildirilmektedir. Bizzat ispatıyla ve olayıyla. Demek ki dikkatli davranacağız. Nasıl ki Kur'an'ın anlamıyla buluşacaksak, aynı şekilde sünnetin anlamıyla da buluşmamız gerekiyor. Zamanımızdaki fitnelerin başında bu geliyor, bakınız. Kur'an bana yeter diyor. Peygamberimizin sünneti haşa, bir insan olarak Peygamberimiz Kur'an'dan anladıklarıdır. O kendisini ilgilendirir, bizi ilgilendirmez diyorlar. Ve böylece akşam evine mümin giren kişi sabah kafir olarak çıkıyor, neuzubillah. Sabah mümin olarak çıkan akşam evine kafir olarak dönüyor.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sözleri, bütün hal ve hareketleri aynı şekilde bizim için de emirdir. Vahiy mahsuludur. Vahiy mahsulü olmayan bazı beşeri şeyler de zaten bellidir, çok az bir şey. Dinle ilgili olarak hüküm bildiren bütün şeyleri vahiy mahsulüdür ve bizi bağlar. Onlardan herhangi birisi bizi ilgilendirmez demek insanı küfre götürür. İşte hikmet Kur'an dışındaki bütün verilerdir. Kur'an dışında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne verildi? Hepsinin adı hikmettir. Onun uygulanması da hikmettir. Ve Nisa suresi, unutmayın, 113. ayette, Nisa 113. ayette Rabbimiz Teala bakınız ne buyuruyor. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Allah Teala sana kitabı indirdi, bir de hikmeti indirdi. Bakınız, kitabı ve hikmeti indirdi derken, kitap Kur'an-ı Kerim, onun dışında bir de hikmeti indirmiş, vahiy olarak indirmiş. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi aklıyla, kendi kabiliyetiyle çıkarımda bulunmuş filan şahsi bir şeydir değil, Kur'an dışındaki diğer şeyler dahi Allah tarafından ona indirilmiştir. Ondan sonra وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Bir de Allah Teala böylece daha önce bilmediğin şeyleri sana öğretti diyor. Peygamberimize öğretmiştir, hikmeti de indirmiştir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilen ayetleri, hikmeti ve daha önce onun bilmediğini Allah Teala bildirdi, o da bize bildiriyor, bize öğretiyor. Ayet-i Kerime. Bakınız, Bakara Suresi 151'i Nisa 113 ile birlikte okuduğumuz zaman hikmetin de vahiy olduğunu, Allah tarafından indirildiğini, daha önce peygamberimizin bilmediklerini Allah'ın kendisine öğrettiğini, o peygamberin de Bakara 151'de Allah Teala'nın ona bildirdiğini, bize bildirdiğini, bizim daha önce bilmediğimiz şeyleri o peygamberin Aleyhisselatü Vesselam bize öğrettiğini Allah Teala bildiriyor. Geçiyorum. Fezkuruni ezkurkum. Öyleyse ey kullarım diyor Rabbimiz. Öyleyse kelimesi nerede diyeceksiniz? Arapçada bir takım bir şeyler söylenir de arkasından F harfiyle bir emir gelirse, ha biz şunu şunu yaptık, öyleyse siz de bunu yapın gibi mana verir. Rabbimiz diyor ki bize, size sizden bir peygamber gönderdim. O peygamber size ayetlerimi okudu. Kitabı, Kur'an'ı, hikmeti öğretti. Sizi tertemiz yaptı. Öyleyse ey kullarım beni anın, beni zikredin. Beni zikredin, beni hatırlayın. Beni unutmayın. Nerelerde? Her yerde. Her amelden sonra, her nimetten sonra. Hatta bunlar dahi olmasa bile daimi olarak. Her şeyi Allah'tan bilerek Allah'ı hatırlamak, bunların hepsi zikir diye ifade edilir. Mesela diyelim ki camiye geldik. Sabah namazını cemaate kıldık. Ya Rabbi sana şükürler olsun dememiz gerekiyor. Niye? Allah Teala bu imkanları vermeseydi biz yapmayacaktık. Allah Teala'nın imkanları sayesinde biz bunu yaptık. Onun için de her farz namazdan sonra Peygamberimizin tavsiyesiyle şu duayı yapmamız istenmiştir. Az önce de dua kitabında geçti. En son okuduğumda oydu. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi bana seni şükretmek, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Demek ki Allah'ı anmak, ona şükretmek, ona güzel ibadet etmek de Allah'ın yardımıyla olmaktadır. Öyleyse her şeyi biz Allah'a ait kabul edeceğiz. Bütün nimetleri ondan geldi sayacağız. Ona göre de Allah'ı anacağız. Şükür içerisinde olacağız. Eğer biz Allah'ı anarsak, keyfimiz yerindeyken Allah'ı anarsak, اَذْكُرْكُمْ Allah Teala diyor ben de sizi anarım. Ne zaman? Sıkıntılı zamanlarda.
Biz rahat rahat iken Allah'ı unutmayacağız, anacağız ki sıkıntıda olduğumuz zamanlarda da Allah bizi ansın ve bizi oradan kurtarsın. Başka? Veşkuru li, bana şükredin, teşekkür edin. Nasıl ki bir insandan çok basit bir iyilik gördüğümüz zaman teşekkür ediyorsak otomatik olarak, nimetleri saymakla bitmeyen Allah'a da sürekli olarak şükür halinde olmamız gerekir. Ve la tekfurun, nankörlük de yapmayın. Burada ve la tekfurun kefara kelimesi kullanılmış. Yani küfretmeyin. Küfür demek bir şeyi örtmek anlamına gelir. Mesela burada küçük bir şey var. Avucumun içine alıyorum, göstermiyorum. Ve mesela bunun yok olduğunu ifade etmek istiyorum. Aslında avucumun içerisinde bir şey olduğunu biliyorum ben. Öyleyse küfretmek bildiğini inkar etmek anlamına gelir. Yani kafir kelimesi, gayrimüslim anlamında kullanılan kafir kelimesi aslında şu manayı ifade ediyor. Kafir, Allah'ın olağanüstü bir varlığın olduğunu biliyor aslında. Fakat bu bilginin üstünü örtüyor, ele güne karşı yok olduğunu söylüyor. Kafir kelimesi dahi bir insanın inançsız olamayacağını, olağanüstü bir varlığın, insanüstü bir varlığın olduğunu biliyor, fakat ele güne karşı yoktur diyor, gizliyor. İşte şimdi onu beri tarafa getiriyoruz, o kelimeyi. Allah'ın nimetlerini örtmeyin diyor Rabbimiz Teala. Üstünü örtmeyin. Bir bardak su dahi içsen, onun sayısız nimetler ihtiva ettiğini unutmayacaksın. Üstünü örtmeyeceksin, Allah'tandır diyeceksin. Ya da herhangi bir işi gayet güzel yaptın, herkes de aferin filan diyor, becerdin bu işi, sen onu kendine mal etmeyeceksin. Ya Rabbi diyeceksin, bana bu imkanı verdin, ben de bu senin imkanın sayesinde bunu yaptım, sana şükürler olsun. Her ne olursa olsun, gerek nimetlerden hangisine kavuşursa kavuşalım, nimetlere kavuştuğumuzda, gerek belalardan esirgendiğimizde, her ne olursa olsun bütün nimetlerde Allah'a şükredeceğiz ve inkar etmeyeceğiz, nankörlük yapmayacağız. Ondan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu istaînû bis-sabri ve's-salâh innallâhe ma'as-sâbirîn. Çokça duyduğunuz bir ayet-i kerimedir. Ey iman edenler, sabır ve Allah'a yalvarmakla, namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Allah Teala sabredenlerle beraberdir. Burada da söylenecek epey bir şey var. Öncelikle Rabbimiz ne buyurdu? İsta'inu, yardım isteyiniz. Yardım dileyiniz. Ne ile? Sabır, sabrederek ve namaz kılarak. Allah'tan yardım isteyiniz. Şunu hemen unutmadan söyleyelim ki bu ayetin işaretinden şu çıkarımda bulunabiliriz. Biz Allah'tan yardım dileyeceğimiz zaman öncelikle bir namaz kılalım. Zorluklara karşı sabredelim. Namaz kılalım. Sonra hemen akabinde Allah'tan dileyelim. Bu işaret var. Zaten hadis-i şeriflerde de bize bu tavsiye ediliyor. Bu var. Başka? Sabır ne acaba? Allah Teala'nın bir güzel ismi Sabur. Az önce de Esma-i Hüsna'da geçti. Çok sabreden. Peygamberlerin vasıflarına bakıyorsunuz. Sabrederler ifadesi var. Sabırlı. Allah'ın salih kullarına bakıyorsunuz. Sabırlı insanlar. Ve ayet-i kerime nasıl bitti? اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ, Allah Teala sabir, sabredenlerle beraberdir diye geçti. Peki sabır ne?
Kur'an-ı Kerim'de olsun, hadis-i şeriflerde olsun, bize söylenen her kelimeyi doğru şekilde anlamamız gerekiyor. Sabretmek, zorluklar karşısında yamulduğumuz için ses çıkarmak değil. Diyelim ki zalimlerin bir baskısı var diyelim. Sen de sabrediyoruz deyip yamuldun, büküldün, kıvırdın, onun dediği gibi hareket ediyorsun. Bu sabır değil bu. Peki sabır ne? Kendini koruyarak, tahammül ederek, zihnen ve bedenen yabancılaşmayarak, o baskının altında erimeyerek, kendi varlığını, yani Allah Teala'nın istediği şekilde varlığını muhafaza ederek, isyan etmeden, "Ya Rabbi bunu bize niye verdin?" demeden, "Bize niye böyle zulmediyorsun, eziyet ediyorsun?" demeden, Allah'ın takdirine karşı çıkmadan kendimizi koruyarak tahammül etmek anlamına geliyor. Tahammül etmek. Ve şöyle bekleyeceksin. Allah Teala bunu bize imtihan için vermiştir. Kendimizi muhafaza edelim, sahip olalım kendimize. Yanlış bir şey yapmayalım, yanlış bir şey söylemeyelim. Vardır bunun bir çıkar yolu. Allah Teala bizi bundan da kurtaracaktır diye kendisini koruyarak, muhafaza ederek tahammül etmek anlamına gelir. Sabır. Yoksa öbür denildiği gibi sabır insanın pasif olması anlamına gelmiyor. Sürekli içerisinde bir ümit besliyor. Bundan kurtulacağız diyor. Sabrediyor. Bu bakımdan sabrı üç mertebe olarak, üç mahal olarak, üç mahaldeki sabır olarak anlatmışlardır. Bir, ve en çok akla geleni, belalara karşı sabır. Bu bir. İkincisi, haramlara düşmemek için sabır. Allah Teala bazı şeyleri haram kılmış biliyorsunuz. Tam da nefis onları istiyor. Nefse çekici geliyor. İnsan kendisine sahip oluyor. Allah'ın sınırını koruyor ve içinden harama karşı büyük bir istek olmasına rağmen sabrediyor ve gitmiyor. Haramlara karşı sabır. Bunların hepsi ibadettir ve sevap kazandırır. Diyelim ki Allah'ın yasakladığı bir şey var. İçinden de canın çekiyor onu yapmayı. Allah yasakladığı için yapmıyorsun. Ha. Bunlardan hepsinde sevap vardır. Ve hatırınızda olsun, sıkıntılı zamanlarda harama karşı gitmeyişinizi duada zikrederek Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Sabırla Allah'tan yardım istemek. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı üç tane olay var, geçmiş kavimlerde olmuş. Uzunca anlatmayayım. Üç kişi kırlara çıkmışlar. Derken çok şiddetli bir yağmur. Bir kayanın altına gizlenmişler, saklanmışlar yağmurdan korunmak için. Fakat kocaman bir taş yuvarlanarak gelip bulundukları yerin ağzına kapak gibi girmiş. Üçünün kakalayarak bu taşı açmaları, itmeleri mümkün değil. Kırda oldukları için de bağırarak bir yerlere ses de duyuramıyorlar. İçlerinden biri demiş ki, hayatımızda Allah için yaptığımız bir ameli zikredelim ve o amel ile Allah'a yalvaralım. Bakınız, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dilemek. Her biri, uzatmamak için ona girmiyorum, her biri hayatında ihlas ile, herhangi bir yan istek, düşünce olmaksızın sadece Allah için yaptığı birer ameli zikretmiş ve "Ya Rabbi bu belayı bizden sağ" diye dua etmiştir. Her birisi bir şey söyledikçe taş biraz ayrılmış. Üçüncüsü de söyleyince taş birden yuvarlanıp gitmiştir. İşte bakınız, hayatımızda Allah için yaptığımız ve Allah'ın sınırını aşmadığımız, hayatımızda yaptığımız ameller olmalı ve böyle sıkıntılı zamanlarda "Ya Rabbi filan zaman
sırf senin rızan için bunu yapmıştım. Öyleyse bu belayı benden gider diye dua edebilmeliyiz. Hatırımızda olmalıdır bu. Tekrar okuyorum. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Üçüncü sabır, bakınız, birincisi belalara karşı sabırdı. İkincisi haramlara düşmemek için gösterilen sabır. Üçüncüsü Allah'ın emirlerini yerine getirmek için sabır. Bu da sabır ister mi diyeceksiniz. İster tabi. Sabah namazı uykunun en tatlı olduğu zamanlar. Allah'ın emri var. Kalk namaz kıl diyor. Sen uykuya karşı olan düşkünlüğüne sabrediyorsun. O uykuya devam etmiyorsun. Kalkıyorsun, abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun, bir takım hareketler yapıyorsun. Nefse zor geliyor. Sen o zorluğa karşı sabrediyor ve farzı yerine getiriyorsun, emri yerine getiriyorsun. İşte emirleri yerine getirmede sabır. Müslüman bu üç konuda da sabredecek. Bir de şunu söyleyelim. Belalar karşısında sabır derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bir şeyi daha hatırlatıyor. Buyuruyor ki innemes sabru inde sadmetil ula. Sabır ancak darbenin geldiği ilk andaki sabırdır. Darbe geldi, Allah'ın bir imtihanı. O hemen ilk dakikada kendini koruyacaksın. İsyan etmeyeceksin. Vardır bunda bir hayır. Görelim Mevla neyler? Tevekkeltu alallah. O anda kendine sahip olacaksın. O anda ortalığı dağıttın. Sağa solu kırdın, geçirdin. Bir sürü hakaretler ettin. Küfürler ettin başkalarına. Bir süre sonra sakinleştin böyle. Ondan sonra sabrediyorum. Bu sabır değil bu. Hiç kendini kandırma. Bu sabır değil. Sabır ilk dakikadaki idi. Orada kendine hakim olabiliyorsan işte ha sabrettin. Sevabını da aldın. O sabır sebebiyle de Allah ne diyecek? İnne Allah'a ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Başka? Namaz kılarak. Namaz zikredildiği için burada sabrın da oruç olduğu şeklinde mana verenler olmuş. Yani ey iman edenler, oruç ve namaz ile Allah'tan yardım dileyiniz gibi mana verenler olmuş. Peki oruçta sabır var mı? Hem de nasıl? Oruç neredeyse baştan sona sabır eğitimidir. Temmuz ayında, Ağustos ayında 16 saat, belki 17 saat sıcakta, hiç su içmeden, ekmek yemeden, bir şey yemeyeceksin, içmeyeceksin. Büyük istek var yiyeceklere karşı ama sabrediyorsun. Sabır, oruç baştan sona sabır olduğu için buradaki bu sabırdan maksat oruçtur diyenler de olmuş. Fakat oruçla birlikte orucu da içine alacak şekilde diğer bütün konulardaki sabır kastedilmiştir. Öyleyse sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyiniz ey kullarım diyor Rabbimiz. Ve ayeti nasıl bitirmişti? İnne Allah'a ma'as sabirin. Hiç şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bir de tefsirlerimize şöyle bir incelikten bahsediliyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakınız, sabredenler Allah ile beraberdir değil. Allah sabredenlerle beraberdir. Şöyle bir incelik var diyor tefsirlerimiz. Allah Teala, teşbihte hata olmasın, kullarına sabredenlere lütuf olsun diye kendi makamından iniyor, sabredenlerin yanına geliyor. Böyle bir incelik var diyorlar. Gerçekten de öyle. Allah Teala sabredenlerle beraber. Allah Teala, şöyle düşünün, teşbihte hata olmasın. Büyük makamdaki bir kişi
sen buradasın ya da evindesin, iş yerindesin. Sen onun yanına gitmiyorsun da o senin yanına geliyor. Nasıl bir farklılık oluyorsa, ziyaret edilenin şerefine şeref katıyorsa, Allah Teala da kendi makamından gelip, teşbihte hata olmasın, keyfiyeti meçhul, sabredenlerin yanına gelince onlara böyle tahmin edemeyeceğimiz derecede lütufta bulunmuş oluyor. Öyleyse biz sabredersek, namazımızı düzgün kılarsak Allah Teala bizim yanımıza gelecek demektir. Böyle Allah Teala'nın ciddi, tasavvur edemeyeceğimiz, sadece birkaç kelimeyle ancak çok cüz'i bir tarafını izah edebileceğimiz bir lütufla karşı karşıya bulunmuş oluyoruz. Bundan sonra Rabbimiz sabır uyarısında bulunduktan sonra Allah yolunda öldürülmüş olanlara getiriyor sözü ve buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyiniz. بَلْ اَحْيَاءٌ Aksine onlar diridir, sağdır. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Fakat siz onların sağ olduklarını fark etmezsiniz. Bunu bilemezsiniz, hissetmezsiniz. Ali İmran suresinde aynı şekilde bir ayet geliyor ama orada şöyle söylüyor. Bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Onlar aksine diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah katında onlara yedirilip içirilmektedir. Hatta hadis-i şerifte Efendimiz onların halini şöyle anlatıyor. Onlar Allah yoluna şehit edilenler, cennette her türlü nimet ayaklarında, keyifleri yerinde, nimetlerin bin bir çeşidiyle rızıklanıp duruyorlar. Tam bu haldeyken diyorlar ki kendi aralarında konuşuyorlar. Peygamber bize haber veriyor. Hadis-i şerif sahihtir. Diyorlar ki bizim bu güzel nimetler içerisinde olduğumuzu, çok keyifli bir hayat içerisinde olduğumuzu dünyadaki kardeşlerimiz bilselerdi, acaba bizim adımıza kim bildirecek ki Allah yolunda cihattan çekinmesinler, ileriye cesaretle atılsınlar. Bu işin sonunda yokluk yok, büyük nimetler var. Rabbimiz bizim içerisinde bulunduğumuz bu nimetleri, bu durumu dünyadaki kardeşlerimize kim bildirecek acaba diye konuşurlarken Allah Teala sizin içinde bulunduğunuz bu nimet dolu hayatı sizin adınıza ben bildireceğim. Dünyadaki kardeşlerinize ben bildireceğim diyor ve bu ayetleri indiriyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyiniz. Onlar aksine sağdırlar, diridirler. Allah katında nimetlenip duruyorlar, rızıklanıp duruyorlar. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Bu ayet-i kerimenin bu sebeple indirildiğini, sebebi nüzulünün bu olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Bundan sonra yine Rabbimiz Teala bizim zaman zaman imtihana çekileceğimizi bildiriyor ve şöyle diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Biz sizi herhangi bir şeyle mutlaka imtihana çekeceğiz. Arapçada bir fiilin başında lam harfi olursa, bakınız, لَنَبْلُوَ lam harfi var. Sonunda da şeddeli nun gelirse لَنَبْلُوَنَّكُمْ lam ve şeddeli nun gelirse, hiç
hiç şüphesiz, mutlaka, kesin kes anlamını verir ve manası şöyle olur. Hiç şüphesiz, mutlaka, kesin kes sizi imtihana çekeceğiz. Herkes imtihandan geçecek. Az veya çok bir imtihanla karşılaşacak. Bir şeyle, neyle? Minel havfi, korku ile. Korktuğun şeylerle. Vel cu'i, açlıkla, kıtlıkla. Ve naqsin minel emval, mallardan eksiltme ile. Yani malların bir kısmını kaybetmenle, telef olmasıyla. Vel enfus, canların eksilmesiyle. Yani yakınların, sevdiklerin ölebilir mesela. Ve semerat, mahsul eksikliğiyle. Bir daha tekrar edelim. Korku ile, açlıkla, kıtlıkla, mal ve can eksikliğiyle, mahsul eksikliğiyle mutlaka sizi imtihana çekeceğiz. Kimi insanlar bir korku haline düşer. Kimileri kıtlık yaşar. Kimileri mallarını kaybeder, telef olur, iflas eder. Kimileri çok yakınlarını kaybeder. Kimileri bir sürü emek vermiştir. Tam böyle mahsul alacağı zaman bir afete uğramıştır, mahsulü boşa çıkmıştır mesela. Bunlarla mutlaka, bunlardan birisiyle, ikisiyle neyse, mutlaka sizi imtihana çekeceğiz. Rabbimiz diyor. Ondan sonra peki, ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele. Rabbimiz yine sabra getirdi ve sabredenleri müjdele dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki git, bu durumlarda sabredenleri müjdele. Bunlardan birisi insanın başına geldiği zaman daha ilk anda hemen feveran etmeyecek, isyan etmeyecek, kendini koruyacak, sabredecek, arkasından da Allah Teala'nın bu müjdesini hemen bekleyecek. Sabredenleri müjdele. Ayet-i Kerime hala haşa yanlış söyleyecek değil, hata edecek değil. Mutlaka arkasından müjde vardır. Kimler? Kimler sabredenler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ. Bu ayeti bitirmeden kalkmayacağız. Biliyorum vakit biraz ilerledi ama konuyu bitirmemiz gerekiyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ. Onlar ki başlarına bir musibet geldiği zaman kalu şöyle derler. Bakınız, başlarına bir musibet geldiği zaman bağırıp çağırmak değil, üstünü başını yırtmak değil, efendim sağını solunu cırmıklamak değil. Ne? İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyenler. Biz Allah içiniz ve mutlaka sonunda Allah'a tekrar döneceğiz diyenler. Hani Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir şiiri var. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bunu söylemek kolay değil. Bu seviyeye bir çıkabilsek, o zaman stres denen bir şeyin zerresi kalmaz bizde. Daha lafta ona gelecek biraz sonra. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyecekmişiz. Bir de bunun öncesinde Peygamberimizin öğrettiği bir dua var. Onu da söyleyeceğiz. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Böyle durumlarda diyecekmişiz ki Allahümme ecurni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Bir daha söylüyorum. Allahümme ecurni fi musibeti ve ehlifli hayran minha. Manasını söylüyorum. Ya Rabbi, bu musibetimden dolayı bana ecir ver ve alıp götürdüğün yerine daha iyisini ver. Bir daha söylüyorum. Ya Rabbi, bu musibetimden dolayı bana ecir ver, sevap ver ve benden alıp götürdüğünün yerine daha hayırlısını ver. Bir daha okuyorum. Böyle durumlarda ağzımızdan böyle tekerleme gibi çıksın bu. Dilimizi alıştıralım.
Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlif li hayran minha. Bir daha okuyayım. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlif li hayran minha. Manasını bir daha söylüyorum. Ya Rabbi, bu musibetten dolayı, musibetimden dolayı bana sevap ver, ecir ver, sabrediyorum, ecir ver ve bana daha hayırlısını ver. Şimdi bu ayetin tefsirinde çok güzel bir olay geçiyor, onu anlatacağım. Annelerimizden Ümmü Seleme, biliyorsunuz 12 tane anamız var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları. Onun hanımları anamızdır. Ahzab suresi 6. ayette onun hanımları müminlerin analarıdır diye geçmektedir. Analarımız Ümmü Seleme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu, bu annemizi dul iken almıştı. Ümmü Seleme'nin kocası vefat ettiğinde bu duayı okumuştu annemiz. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlifli hayran minha demişti. Ya Rabbi, bu musibetimden dolayı bana sevap ver ve daha hayırlısını ver. İçimden de dedim ki, ya kocamdan daha hayırlısı kim olabilir demiş yani. Olmaz demiş yani, daha hayırlısı. Böyle bir his geçmiş içinden. Aradan zaman geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini istemeye geldi. Diyor ki, ben deri temizliyordum, tabaklıyordum. Üstüm başı batkındı. Üstümü şöyle değiştirdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müsaade ettim. Ona bir yastık koydum, üstüne oturdu. Ve beni kendisine istedi. Ben de dedim ki, ya Resulallah, benim yaşım geçmiş bulunuyor. Yaşlandık, senin işini görmem. İkincisi, çocuklarım var, onlara bakıyorum. Üçüncüsü, ben kıskanç birisiyim. Senin de hanımların var, belki kavga ederiz de seni üzeriz. Allah Teala bize bu sebeple gazap eder diye üç tane endişe ettiği şey söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, yaşlılığı söylüyorsan o yaşlılık bana da çatmış bulunuyor. Çocuklarını diyorsan, senin çocukların benim çocuklarımdır. Onlara ben bakarım. Kıskançlığını diyorsan, Allah senden onu sonra giderecektir diyor. Bunun üzerine Ümmü Seleme annemiz, öyleyse Allah'ın Resulü'nün teklifini kabul ediyorum diyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evleniyor. Böylece önceden yaptığı o duada içine gelen hissin daha hayırlısıyla neticelendiğini görüyor. Demek ki bir musibetle karşılaştığımız zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun diyecekmişiz. Peki böyle diyenler için Allah Teala ne söylüyor? Hemen bitiriyorum. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. İşte onlar, Rablerinden bir salavat var onların üzerinde. Bakınız, salavatun min rabbihim. Min rabbihim kısmı salavat kısmına aittir. Dolayısıyla biz bu ikisini birbirinden ayırmayacağız. Yani şöyle okumayacağız. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun. Burada nefesimiz kesildi. Min rabbihim ve rahmetun diye almamız doğru değil. Yanlıştır. Ya salavatun min rabbihim ve rahmetun diye alacaksın, ya da ve rahmetun diye alacaksın. Min rabbihim kısmını salavattan ayırman doğru değil. Bakınız, ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. Onlar o kimselerdir ki, o sabredenler, Rablerinden kendilerine bir salavat verilmiştir, indirilmiştir. Salavat ne? Bütün günahlardan mağfiret olunmak. Ne kadar eksiğin, gediğin var o güne kadar, sabrettiğin ana kadar,
Eskiden ne kadar günahın vardı? Hepsini Allah temizliyor. Demek ki hani diyoruz ya, böyle bir durumda günahlarımıza kefaret olur diyoruz. Ayette yeri var yani. Allah Teala o insanın o güne kadar yaptığı eksiklikleri düzleyiveriyor. Sabrettiği için. Başka? Ve rahmetun, bir de Rablerinden bir rahmet gelecek onlara. Sabrettikleri için. Rahmet ne peki? Oho! Akıl bunun ucuna varmaz. Aklın ermediği noktalara varıncaya kadar her konuda Allah'ın merhameti. Allah merhamet etti mi zaten bir insana? Onun daha isteyeceği bir şey kalmaz. Ve ulaike humul muhtedun. Üstelik bir de onlar, yani musibete karşı sabretmiş olanlar, doğru yola ermiş olanlardır. Allah Teala'nın muradı doğrultusunda dost doğru yolu bulmuş olanların işte tavrı budur. Doğru yolda olanların tavrı belalara karşı sabretmek olmaktadır. Ondan sonra Rabbimiz inna Safa vel Merve diye devam ediyor. Safa ve Merve'den devam ediyor. İnşallah içimize sevinç dolarak hac ve umre yerlerini hatırlayarak Safa ve Merve'den inşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Burada noktalıyoruz. El-Fatiha.